Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte 10. sınıfların 1. yazılı sınavına çalışacağız. Bakalım hangi konular var gündemimizde. What do we know? Ne biliyoruz? Vocabulary. Kelimeler. School subjects. Okulda işlediğimiz dersler places at a school. Okuldaki yerler. Free time activities. Boş zamanlarımızda yaptığımız aktiviteler, eylemler. Expressing opinions. Fikirlerimizi ifade etme kelimelerini öğrenmiştik. Bu dersimizde bunları tekrar edeceğiz. Grammar dil bilgisi bölümünde ise simple present tense basit geniş zaman ifadeleri, question words soru kelimelerini öğreneceğiz ve tekrar edeceğiz. Öte yandan vocabulary bölümünde yine kelime bölümünde celebration types kutlama türleri, party supplies parti malzemeleri, making suggestions teklifte öneride bulunma, accepting suggestions bize teklif edilen bir öneriyi, teklifi kabul etme, refusing suggestions teklifi reddetme ifadelerini. Grammar bölümünde simple future Basit gelecek zaman will future plans gelecek zamanda gerçekleştireceğim eylemleri planladığım zaman yapısı ise be going to future plans present continuous aynı şekilde be going to gibi present continuous şimdiki zaman ifadesini de gelecek zaman anlamında kullanma yine future plans present simple basit gelecek zamanı şimdiki zamanda söyleme Match the statements with school subjects. Okuldaki derslerinizi görüyorsunuz. Physical education, beden eğitimi. Math, matematik, literature, edebiyat, English, İngilizce, art, sanat, resim dersi, geography, coğrafya, history, tarih, music, müzik, drama, tiyatro, science ve bilim dersleriniz. Biyoloji, kimya, fizik. Don't forget your dictionaries diyen öğretmeniniz kimdir size? Sözlüğünüzü unutmayın. Kimdir? İngilizce öğretmeniniz değil mi? English. Bring your calculators. Hesap makinelerinizi getirin. Math. Matematik dersinde hesap makinesine ihtiyacımız olabilir. Prepare a project about World War II. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir proje yapın diyen öğretmeniniz ise tarih öğretmeninizdir. Wear your trainers. Spor ayakkabılarınızı giyin. Kim söyler bunu? Physical education öğretmeniniz. Beden eğitimi öğretmeniniz. Find some information about Shakespeare. Shakespeare ile ilgili bilgiler bulun. Evet, hangi derste Shakespeare'i işleriz? Literature, edebiyat dersinde. It's time to sing. Şarkı söyleme zamanı. Hangi derste şarkı söyleriz? Müzik dersinde. Use your colorful crayons. Evet, renkli pastel boyalarınızı kullanın. Hangi derste? Art lesson'da. Resim dersinde. Look at the map. Haritaya bakın. Hangi derste haritaya ihtiyacımız var? Coğrafya dersinde. Geography. Do the experiment. Deneyi yapın. Hangi derste deney yaparız? Science. Fen dersinde. Wear your masks. Maskelerinizi takın. Hangi ders için? Drama, tiyatro dersi için. Complete the sentences below using the correct word. Doğru kelimeyle cümleleri tamamlayalım bakalım. Staff room, library, gym, science lab, music room. Evet, bu yerler size tanıdık geldi mi okulunuzda? Staff room neresi? Öğretmenler odası. Library kütüphane. Gym spor salonu. Science lab laboratuvar. Music room müzik odası. The volleyball players of our school team train hard in the five times a week. Evet, nerede idman yapar volleyball players? Tabii ki cimde. Mike is playing the piano in the... Nerede piyano çalıyor Mike? Elbette music room'da. I'm going to the because I need to borrow some reference books. Evet, Referans kitaplarımı, kaynak kitaplarımı nereden temin ederim? Library'den. The pupils are having the biology lesson in the biyoloji dersini nerede işleriz genellikle? Science lab. It's break time so the teachers aren't in the classroom. Evet, teneffüste öğretmenler sınıfta olmazlar. Nerede olurlar? They are in the staff room. Öğretmenler odasında olurlar. Match the questions with the answers. Evet, sorularla cevapları eşleştirelim. What do you do? Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? I'm an engineer. Mühendisim. Do you like horror films? Korku filmi sever misin? No, I hate that style. He Hayır, o türden nefret ederim. What do you usually do in your free time? Boş zamanlarında ne yaparsın? I generally hang out with my friends. Genellikle arkadaşlarımla takılırım. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? In Istanbul. Do you have any siblings? Kardeşin var mı? Yes, two sisters and a brother. Evet, İki kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var. What do you think about friendship? Arkadaşlık hakkında ne düşünüyorsun? I think it's the cure for loneliness. Yalnızlığın ilacı olduğunu düşünüyorum. How do you go to school? Okula nasıl gidiyorsun? On foot, yürüyerek. What kind of music do you like? Ne tür müzik seversin? I love rock and blues. Rock ve Blues severim. How often do you brush your teeth? Dişlerini ne sıklıkta fırçalarsın? Twice a day. Günde iki kez. What's your favorite subject at school? Okulda en sevdiğin ders hangisi? History. Tarih. Evet, görmüş olduğumuz İngilizce kelimelerin Türkçe anlamlarını yazmamı isten, istemiş görselim. Graduation party ne demekti arkadaşlar? Mezuniyet partisi. Birthday party doğum günü. Halloween party cadılar bayramı. Ekim ayında kutlanıyor değil mi? Pijamas party, pijama partisi. Barbecue party, mangal. Mangal partisi. Graduation hat, mezuniyet kepi. Taktığımız kep yazabilirim sadece. Birthday cap, cake. Doğum günü pastası. Pumpkin, bal kabağı. Pillow, yastık. Barbecue pit mangal Choose the correct option. Doğru olan seçeneği işaretle. Bir soru cümlesi var. A ve B kişisi konuşuyor. Go to the cinema? Sinemaya gidelim mi diye soruyor diye tahmin ediyorum. Yes, evet. That's a good idea. Evet güzel bir fikir. Let's not olumsuz bir ifade. Hadi yapmayalım bunu demek. What about? What about ifadesinden sonra bir teklif cümlesi olduğu doğru. Fakat fiilimin ayıncı takısı alması lazım. Görmüş olduğunuz gibi fiilim yalın. Shall we? Yapalım mı? Shall we ifadesinden sonra ise fiilim yalın halde olmalı. Doğru mu? Evet. D şıkkına bakmayı unutmuyorum ama. How about? How about ifadesi de yine bir teklif sunma ifadesidir. Fakat kendisinden sonra Fiilin ayıncı takısı alması gerekir. Fiilim yalın halde. O halde doğru cevabım C diyorum. Why we drink coke? Neden kola içmeyelim? Yani hadi kola içelim demek. Bir, if, bir teklif cümlesi. Yes, that's a good idea. Evet, güzel bir fikir. Neden kola içmiyoruz diye Türkçe'ye çevirdiğimde olumsuz bir ifade olmalı değil mi? We, biz olduğuna göre Why don't we drink coke? Diğer seçeneklere bakmayı unutmuyorum. We doesn't ile birlikte kullanılmaz. Why shall we drink coffee? Coke olmaz. Let's, um, why let's we drink coke da olmaz. Dolayısıyla en olası cevap Adana. Let's have a picnic. Piknik yapalım. Yes, evet. Let's not. Evet, hayır. Yapmayalım. Tabii ki eliyorum. La, yes, why? Evet, neden? Böyle bir şey sorsaydı soru işareti olmalıydı. Yes, that's great. Evet, bu harika bir fikir. Yine cevabımı buldum fakat diğer şikkada bakmayı unutmuyorum. Yes, I'm sorry. Evet, üzgünüm. Tabii ki olmayacak bir cevap. Doğru cevabım, Yes, that's great. Evet, harika bir fikir. What shall we do at the weekend? Hafta sonu ne yapalım? This is a good idea. Bu iyi bir fikir. Herhangi bir fikir yok ki ortada. Yes, you're right. Evet, haklısın. Hangi konuda haklısın? Hafta sonu ne yapalım diye sormuştu. Let's visit our teacher. Öğretmenimizi ziyaret edelim. Evet, bir öneri beklediği görülüyordu. What shall we do at the weekend? Hafta sonu ne yapalım? Let's visit our teacher. Öğretmenimizi ziyaret edelim. Bu bir suggestion'dır. Bu bir tekliftir. Of course we do. Elbette yaparız. Tabii ki alakasız bir cevap olur. Where shall we go on summer holiday? Yaz tatilinde nereye gidelim? Let's play football. Futbol oynayalım. Shall we go to Antalya? Antalya'ya gidelim mi? Evet güzel bir cevap. Let's have a lunch. Öğle yemeği yiyelim. Shall we buy a present? Hediye alalım mı? Yine görmüş olduğunuz gibi en olası cevap C seçeneğiydi. Present simple basit geniş zaman, present continuous şimdiki zaman, will or be going to. Look, bak. That man o adam ne yapıyor şu anda? The dog köpeği besliyor. Present continuous şu anda gerçekleştiği için the man is feeding. The dog. Bu bir soru cümlesi görmüş olduğunuz gibi. To hotter countries in the winter. Evet, geniş zaman yapısında kuşların sıcak ülkelere mi, kış aylarında sıcak ülkelere mi gittiğini soruyor. Birds. Kuşlar dediği için geniş zamanda çoğul ifade do. Do birds fly to? Hutter Countries. Evet. Do birds fly to Hutter Countries in winter. This soup, bu çorba, awful. Korkunç, tadı korkunç bir çorba. I can't eat it. Yemiyorum. This soup, it olduğu için geniş zamanda esta almalı. This soup tastes awful. Celia have breakfast in bed now. Bu bir soru cümlesi görmüş olduğunuz gibi şu anda olmakta olan bir eylemi soruyor ve kişi Sila. O halde is Sila having breakfast. ING takısı alır. Having breakfast in bed now. I'm very angry with you. Sana çok kızgınım. I want to talk to you now. Talk to you now want bir stative verb'dür. Dolayısıyla geniş zamanda kullanmalıyım. Şu anda seninle konuşmak istemiyorum. I don't want to talk to you now. Evet burada to yazdığına göre ben iki defa yazmış oldum. Bir tanesini silebilirim. My cousins, kuzenlerim on the beach at the moment. Yine Zaman ifadesi bana eylemin şu anda gerçekleşmekte olduğunu, dolayısıyla present continuous kullanmam gerektiğini söylüyor. My cousins çoğul ifade onlar demeliyim. They are lying. They are lying on the beach at the moment. My school okulum open at nine in the morning. Evet, timetabled activities bir zaman çizelgesine bağlı olan eylemlerde simple present tense kullanmam gerektiğini söylüyordum. Evet, my school, organ, oops, evet the shops. Bu arada yediye atlamış olduk. Önce sekizi yapalım, yediye sonra geri döneriz. The shops open. Neden open? Çünkü s takısı var. Opens diyemem. Ve timetabled bir activity yani bir zaman çizelgesine bağlı. Bu saatte açılır, şu saatte kapanır. Maç 7'de başlar. Film iki buçuk saat sürer gibi. Geniş zaman ifadeleri bir timetabled activity. My school okulum organize a festival next week. Evet, planlanmış, gelecek zamanda gerçekleşmesi organize edilmiş bir eylem. O halde my school is gelecek zamanda going to ifadesiyle is going to organize a festival next week. Evet, gelecek zamanda planladığım eylemleri going to ifadesiyle söylüyordum. I hope. Umarım. Evet, I hope, I believe, in my opinion diye başlayan cümleler hep will ile devam ederdi. Walter to your party. I don't like him. Evet, umarım Walter'ı partiye davet etmeyeceksin. Bu bir personal prediction yani kişisel e, öngörü ifadesi. Ben böyle öngörüyorum. Davet etmeyeceğini düşünüyorum ya da umuyorum. I hope you won't invite. We're making a birthday card for dad. Babam için bir doğum günü kartı hazırlıyoruz. Ben sana yardım edeyim. Evet, anlık ifadelerde. Örneğin, telefon çalıyor. Okay, I'll answer it. Evet, anlık ifadelerde, düşünmeden o anda karar verdiğimiz ifadelerde will yapısını kullanıyorduk. I'll help you. Teklif ve öneri cümlesidir aynı zamanda. Bu alıştırma use simple present tense, basit geniş zaman kullanmamı istiyor. My sister, my sister she kişisidir. Dolayısıyla chemistry university, üniversitede kimya üretiyor. She teaches. My best friend, en yakın arkadaşım, helpful, geniş zamanda durum cümlesidir. Be My best friend için he ya da she olabilir. Is my best friend is helpful. They are at home. Evet, bu da yine bir geniş zamanda to be cümlesidir. Bulunmak eylemi. I not speak German or English. Almanca ya da İngilizce konuşmuyorum. I don't speak. Sally at the high school. Sally lisede mi okuyor? Geniş zamanda Sally she kişisi olduğu için does Sally study at high school? My father and I, babam ve ben, fishing every weekend. Her hafta sonu yaptığım bir eylem. Babam ve ben yani we kişisi. My father and I go fishing every weekend. Evet, will mi, be going to mu? Evet, will daha önceden konuştuğumuz üzere kişisel, bireysel öngörü ifadeleri, tahmin cümlelerinde kullanılıyordu. Be going to ise planlanmış, gelecek zamanda olması beklenen, elimde kanıt var ise de öngörü tahminde bulunabildiğim durumlarda kullanılıyordu. I have just realized. Yeni fark ediyorum. Yeni fark ettim. I haven't got any money. Hiç param yok. Don't worry. I lend you some. Merak etme, sana biraz borç para vereyim diyor. Anlık düşünmeden yapılan teklif cümleleriydi. I will help you. I think robots, bence robotlar do the housework in the future. Evet yine I think, I believe in my opinion gibi başlayan cümleler hep willle devam ederdi. I think robots will do. Personal prediction diyoruz bunlara. Yani kişisel, bireysel öngörü, tahmin cümleleri. Do you have any plans for the weekend? Hafta sonu için planın var mı? Yes, evet. Film seyredeceğim. Planı yapmış, daha önceden kurgulamış. O halde planlanan gelecek zaman be going to zamandır. Yes, I am going to watch a movie the fortune teller evet fortune teller ne demekti hatırlıyor musunuz falcı you be rich and famous be rich zengin and famous ve ünlü olacaksın yine falcının da gelecekle ilgili bireysel bir öngörü bireysel bir tahmini var o halde you will Be rich and famous diyorum. There are black clouds in the sky. Görmüş olduğunuz gibi gökyüzünde kara bulutlar var. Bu bir e, nedir arkadaşlar? Bu bir evidence, bu bir kanıttır. Gelecekte gerçekleşecek bir olayın kanıtıdır. Siyah bulutlar varsa ne olacağına işarettir? Yağmur yağacağına. Dolayısıyla it is going to rain. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada da proverbs atasözleri with their meanings deyimler ve atasözleri var ve anlamları da burada yazıyor. Daha doğrusu anlamları örnek cümlelerde veriliyor. Biz sadece tahmin edeceğiz. Evet, Lisa works hard and she wants to be very successful. Evet, Lisa çok çalışıyor ve çok başarılı olmak istiyor. Eager Beaver ne demekti? Çok çalışmak, ee, çok fazla kitap okumak, kitap okuyarak çalışmak, değil mi? Evet, Eager Beaver One. She always passes her exams with high scores. Evet, sınavlarını her zaman yüksek notlarla geçiyor. O halde bu kişi için ne diyebiliriz? With flying colors. Yani büyük başarıyla geçiyor. You should begin to study hard as soon as possible. En kısa zamanda çok sıkı çalışmaya başlamalısın. Hit the books. Evet, kitaplara gömülmelisin anlamında söyleyebiliriz. Çok çalışmalısın. Start working early and you'll be successful. Erken çalışmaya başla, böylece başarılı olursun. The early bird gets the worm. Erken kalkan yol alır diyoruz biz buna Türkçede. It's a good idea to do something immediately instead of delaying. Evet, bir şeyi derhal yapmak ertelemekten çok daha iyi bir fikirdir. Bunun için ne diyoruz? Bugünün işini yarına bırakma. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bugünkü ödüllü sorumuzu soruyorum. Find the mistake. Evet. Bu cümlede yanlış nerede? I going to watching a movie with my family tonight. Tonight, bu gece ailemle birlikte film seyredeceğiz demek istiyorum bu cümlede. Fakat yapıda bir hata var sanki değil mi? Ne olabilir bu hata? Düşünün ve birlikte cevaplayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize sevgiler ve sınavlarınızda sonsuz başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.